Işıklandırma sistemi araştırmaktan ciğerim soldu. Stüdyo kuruyoruz dediler geldik. Valla biraz pahalıymış kardeş dediler. En ucuzunu bulmaya çalıştık. Perde mi alsam, duyma alsam, yoksa mikrofon standı mı alsam, yoksa pop filtre mi alsam, yoksa mikrofon mu bulsam? Hepsi büyük bir karmaşa. Stüdyo kurmak gerçekten meşakkatli bir iş. İnsanı yoruyor be. Ciddi anlamda ömrümü harcadım. Hala tam anlamıyla en iyi seviyeye ulaşmak için çabalıyorum. Biraz zor iş ya. Bence vazgeçin. Ya da boş verin o kadar emek harcadım videoyu izleyin. Merhaba sevgili frekans takipçileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en kapsamlı ve en detaylı bir şekilde uygun fiyatlı stüdyo nasıl kurulur onu açıklayacağım. Rehber niteliğinde görebileceğiniz bu videoda Aynı zamanda satın almanız gereken ya da satın alabileceğiniz ürünlere de sitemiz üzerinden ulaşabileceksiniz. Daha doğrusu linklere ulaşabileceksiniz. Şimdi sizlere hem başlangıç hem de orta seviye olabilecek stüdyo ekipmanlarını tanıtacağım. Ve böylelikle amatör ya da profesyonele yakın bir şekilde işler çıkartabileceksiniz. Aynı zamanda da sizlere ne kadar mal olduğunu göreceksiniz. Ben zaten hesapladım sizlere de fiyatları paylaşmak istiyorum. Doların gidişatına göre fiyatlarda değişebiliyor onu da belirtmek istiyorum. Toplamda 11 parça ekipman topladık. Bu 11 parça ekipmanla profesyonel yakın çekimler yapabilecek, röportaj yapabilecek ve ses kayıtları alabileceksiniz. Özellikle mikrofon bakımından Rode NT3 seçmeye uygun buldum. Hem home stüdyonuzda hem de dışarıda kullanabileceğiniz yüksek performanslı bir mikrofon. Çoğu mikrofonu 24 voltluk ek güce ihtiyaç duyduğu için dışarıda kullanamıyoruz. Ama Rode nt 3ü 9 voltluk pille 9 voltluk pille kullanma imkanına sahibiz. Bu açıdan ciddi anlamda hayat kurtarıcı olabiliyor. Tek ihtiyacınız olan şey egzeleri stereo çeviren bir kablo, bir aparat. Şimdi bir stüdyoda önemli olan tek bir parça değil, bütün oluşturacağı performanstır. Şimdi en kaliteli makineyi alsan da, en kaliteli kamerayı alsan da eğer ışık gücün iyi değilse, eğer ışıkların konumu kötüyse iyi bir iş çıkartamayabilirsin. Aynı zamanda aldığın kamerayı da iyi bilmen gerekir. Kameranın özelliklerini, renk geçişlerini, beyaz dengesini, bu tarz ayarlara hakim olman gerekir. Ne kadar hakim olursan o kadar iyi işler çıkartırsın. Bu hususta araştırmacı olacağınızı, bu işe gerçekten önem vereceğinizi düşünüyorum. Şimdi size hazırlayacağım bu rehber sayesinde iyi bir seçim yapmış olacağınızı aynı zamanda da Kaliteli işler çıkartabileceğinizi düşünmenizi istiyorum. Çünkü özellikle özene bözene sizler için seçtim, oturdum, uğraştım. Başlangıç seviyesi olarak aynı zamanda profesyonel yakın işler çıkartmanız adına hem uygun fiyatlı hem de kaliteli video çekebileceğiniz Canon 600D'yi sizlere öneririm. Sahibinden temin edebilirsiniz. Bu açıda fiyatına baktığımızda 750 TL'lik fiyatı da karşımıza çıkıyor. Şimdi geldik masamıza. Ikea'dan huş görünümlü beyaz limon masa. 120'ye 50 ve fiyatı ise 100 TL. Bu masa her türlü işinizi görecektir ve her türlü çekime de cevap verecektir. Renk de çok önemli. Rengi de beğeneceğinizi umuyorum. SD kartımıza geldik. Şimdi Toshiba Exeria 32 GB micro SD kart alabilirsiniz 24 TL. Hem uygun fiyatlı hem de kötü hava koşullarına yere düşmeye karşı da dayanıklı. Eğer sahibinden Rode Neto 3 bulabilirsiniz, Rode Neto 3'ün fiyatı ortalama 400 TL. Sıfırının fiyatı ise almış başına gitmiş. Sıfır almanıza gerek yok. Mikrofonlar zaten bu tarz kondersa, kondenser mikrofonlar zor yıpranan, kolay bozulmayan şeyler. İşte geldik en önemli kısımlardan bir tanesine. Lamba seçimi. Real ya da Carrefour'a gittiğinizde 8 adet 30 wattlık lambadının tasarruflu ampullerini alabilirsiniz. Tanesi ne kadardı? Yanlış hatırlamıyorsam. Tanesi 10 TL'ydi. 8 tanesi de 80 TL'ye denk geliyor. En uygun fiyatlı bulduğum tripod en11.com'da 3 ayaklı alüminyum AS140 tripod oldu. Fiyatı ise 38 TL. Bu tripod daha yüksek hem de daha fonksiyonlu geldi bana. Bilmiyorum siz neyi tercih etmek isterseniz aynı fiyat bandında farklı tripodlara da yönelebilirsiniz. Sıra geldi yaka mikrofonuna. Araştırmalarım sonucu en iyi performans yakalayabileceğiniz uygun fiyatlı mikrofonlardan bir tanesi de Boya'nın hemen modelini söylüyorum. NM10 mi? modelli mikrofonu. 40 TL. Şu anda Kadıköy'de ya da başka yerlerde 90-100 TL'lik bir fiyata satıyorlar. Bence 50 TL havadan yediriyorlar. Şimdi geldik 4 duyulu lamba standımıza. AliExpress'teki araştırmalarım sonucu ben 4 duyulu bu lamba standını uygun buldum. Fiyatı ise 300 TL. İşte gümrüğe takılır mı derseniz takılabilir. O yüzden bu da ek masraf olabilir. Ona göre düşünmenizi istiyorum. Ya da teker teker standları getirirseniz ona göre daha uygun bir fiyatta ödeyebilirsiniz. Bu sizin seçiminiz tamamıyla. Ben bu şekilde aldım. Ben hatta 5 duyla almıştım. Size 4 duy da yeterli olacaktır. 5 duyun bir esprisi yok. Onu da söyleyeyim. Yeşil perdemize geldik. Size bulduğum yeşil perde şu anda 50 TL. Hani linkten de Sitemizdeki linkten de 50 TL'lik bu yeşil perdeyi temin edebilirsiniz. Tabi iş perde almakla da bitmiyor. Yeşil perdenin yanında da perde standı olması lazım. Şu anda arkamda bulunan yeşil perdemi kullandığım şey bir stand. Bu stand sayesinde perdemi sağa sola yukarıya aşağıya doğru gerdirebiliyorum. Uygun bir şekilde kullanabiliyorum. Eğer ben standla uğraşmak istemiyorum, tavana asmak istiyorum derseniz de uygun fiyatlı kendi çözümünüzü kendiniz belirleyebilirsiniz. Şimdi perde standının fiyatını söylemek istiyorum. 150 TL. 150 TL mi vereceksiniz yoksa kendiniz farklı bir çözüm bulacaksınız size kalmış. Uğraşmanıza değmez onu söyleyeyim. Şimdi geldik pop filtre ve mikrofon standına. Pop filtre ve mikrofon standı da şu yanımda görebileceğiniz bir örnekteki gibi 20 TL'lik bir fiyata temin edebiliyorsunuz. Mikrofon için filtre ve stand gerçekten önemli. 20 TL bu anlamda hiçbir şey AliExpress'ten gördüğünüz gibi ürünü temin edebilirsiniz. Şimdi stüdyomuzu kurduk ve çekimlerimizi de yaptık. Ne yapacaksınız? Bilgisayarımızda başmışa kaldık. İşte USB 3 üzerinden kart okuyucuyla hızlı bir şekilde aktarmanız sizin elinizde. O da ek masraf. Onu da belirtmek istiyorum. Aynı zamanda uygun fiyatlı video işleme programları var. Onlara da yönelebilirsiniz. Eğer yönelmem Adobe Premiere almak istiyorum derseniz de kendinizi bilirsiniz. Toplamda 11 parçamızın fiyatını sizlere söylemek istiyorum. 1952 TL. Yani ortalama 2000 TL'lik fiyatıyla orta seviye bir stüdyoya sahip olabilirsiniz. Daha profesyonel bir seviyeye de geçebileceğinize olanak sağlayacak ekipmanlar seçtiğimi de belirtmek istiyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Eğer mikrofon satın almazsanız, yani 400 TL'lik mikrofonu satın almazsanız 1552 TL ödeyeceksiniz. Eğer kameram var kameraya da gerek yok derseniz de kamerasız bir şekilde 1202 TL ödüyorsunuz. Bu da tamamıyla size kalmış bir seçenek. Bugün elimden geldiğince sizlere hem orta seviyeli hem de profesyonele yakın bir şekilde ilerleyebileceğiniz uygun fiyatlı stüdyo çözümlerini tanıttım. Eğer videomu beğendiyseniz paylaşmayı ve bilgilendirici olması adına diğer arkadaşlarımızla da paylaşmayı unutmayın. <laughs> Paylaşın yani. Bu videoyu izledikten sonra bir stüdyoya sahip olabileceksiniz. Ve ben neredeyse 2 ayımı harcadım bir stüdyo kurabilmek için. Siz 5 dakikada hemen satın alarak bir stüdyoya sahip olacaksınız. Ya bu nasıl bir iştir? İşte paylaşımcılık ruhu budur. Bence artı rez basın. Repleyin <laughs> beni kardeş. thank you